Günaydın. Bugün Cordoba'da uyandım. Dün gece birazcık geç saatte geldiğim için size otelimi çekemedim. Şimdi hemencecik otelimin lobisini göstereyim. Çok keyifli bir otelde. Ben bayağı beğendim yani şu otelin lobi kısmına falan bakın. Çok tatlı. Şu an şurada oturup edit yapmak istiyorum. Bir yandan gezmem de lazım. Bugün birazcık şey modundayım, böyle oturayım, dinleneyim, bir yerde bir kahve içeyim. İspanya tatilim için kendime teşekkür edeyim vesaire. Ama yani yepyeni bir şehirdeyim ve gezmem gerekiyor. Vlog çekmek işte bu yüzden beni çok etkiliyor. Kalk, çekmen lazım. Kalk, üret. İlk olarak şimdi haritada sağ üst kısma doğru gideceğim. Plaza della Corredera meydanına gidiyoruz. Ben Cordoba'nın bu olayına bayıldım. Her yerde bir avlu ve avlunun içinde deli gibi çiçekler ya. Çok güzel. Geldik, an itibariyle plazadayım şu anda. Eskiden bu meydanda boğa güreşleri oluyormuş, pazarlar kuruluyormuş, işte eski duyuruların yapıldığı vesaire bir yermiş. Cordoba aslında Endülüs zamanında İspanya'daki 3 büyük şehirden biriymiş. Ama sonradan zamanla popülerliğini kaybetmiş. Şu anda bayağı az bir nüfus yaşıyor. Yani Endülüs döneminde şu andakinden popülasyonu daha fazlaymış. Öyle düşünün yani, dünya nüfusu ne kadar arttı aslında. Ama Cordoba'nın nüfusu gitgide azalmış o dönemde. Bu döneme. Meydanda şöyle bir sepetçi var, ünlü. Çok çok pahalı değil bence. Atıyorum şöyle bir sepet 15 euro. 18 euro. Yani euro 12 lira olmasaydı an niyetine şöyle şu hasırdan yapılmış boğadan alabilirdim, fakat tabii ki almayacağım. Gerçekten ekonomi konuşmak istemiyorum ama İçime el vermiyor. Sürekli daha fazla ile çarpıyorum. Yani ben demiştim ki tam 10 oldu. Artık dümdüz çarpabilirim kolayca. Bu kolaylığı da bozdular. Ne yapayım? Bu arada şöyle yöresel bir şey göstermek istiyorum ben size. İspanya'da özellikle bu çok meşhur. Şu şekilde görebilirsiniz. Kocaman hayvan bacakları. Onun bacağını kesiyorlar. İçeri girmek istemiyorum. Şu an yansıyor ama bu şekilde kesiyor. Bizim pastırma gibi. Ve o şekilde satıyorlar. Şöyle resimden de görebilirsiniz. Şimdi şehrin en büyük meydanına gidiyordum. Ama bir yanda mesela sıkı ortasında eski Romalılardan kalma antik sütunları gördüm. Cordoba'da maalesef tarihi eserleri çok fazla iyi korumuyorlarmış. Hem kendi turistik reklamını yapmıyor, hem kendi turistik eserlerini çok fazla korumuyor vesaire. Yani Cordoba aslında önem verilse çok turistik bir yer olabilir ama olamıyor. Şu şekilde eski Romalılardan kalma sütunlar. Hiç buna özel bir giriş vesaire yapılmamış açıkçası. Sadece bir cam sütun çekmişler ve bu şekilde koruyorlar. O yüzden hani bu kadar eski yıllardan şu hale bile gelebilmesi, dayanabilmesi inanılmaz bir şey bence, mucize. Şimdi gelin şehrin en büyük meydanına gidelim. Çek Cumhuriyeti'ne özel tatlı diyebiliyorum. Prag tatlısı. Ben bunu Prag'a gidince yiyeceğim arkadaşlar. Bakın yine yukarıda etler asılı. Bizim normal turistik şehirlerdeki kurulan standlardan hiçbir farkı yok açıkçası. Arkadaşlar kahve içecek mekan çok bulamadım bu meydanda. Fakat tam meydanda ne buldum? Ve bilen bilir Portekiz'de Starbucks çok az var. Çok özledim, o yüzden kahve aldım. Şu detayı da Starbucks sayesinde göstermek istiyorum. Yurt dışına gelince isminizi zor anlıyorlar. Yani Türk isimleri birazcık zor gerçekten. Avrupa ve Amerikalı isimleri çok daha fazla birbirine karışmış durumda. Ama mesela bir Kübra ismi çok zor benim ilk ismi. Cenan'ı da C'yi onlar J ile yazdığı için ben Cenan dediğimde birçok insan Cena diye anladı. Çünkü Cena diye bir isim var yurt dışında çok common. Ve artık benim ismim Cena arkadaşlar. Amerika'ya gittiğimde Cena deniyordu. Burada da direkt Cena dediler ve bana da çok kolay geliyor. Çünkü Cena. Hani Cena dediklerinde de direkt dönüp bakıyorum. O kadar özlemişim ki. Beni biraz kendimle baş başa bırakın. Şehrin kalan kapısı deniyor. Böyle uzun, böyle sur gibi bir kapı. İnanılmaz güzel gözüküyor bu sokak. Şimdi gidip hemen bu sokakta böyle yürüyeceğim müzik dinleyerek.
ben böyle içimden ne demiştim biliyor musunuz? Ay bugün pazartesi, çok güzel sokaklar, boş, iyi ki pazartesi buraya denk geldim. Sinagoga girecektim ve bu sinagog Endülüs'teki tek sinagog. Ve pazartesi günleri kapalıymış. Zaten ben başıma gelecekleri biliyordum. İpo bana çiğnemişti. Gerçekten şomazdım yani. Kendi kendime nazar değdirmedi birebir. Şimdi ünlü turistik Çiçek Sokağı diye geçen bir sokağa gidiyoruz. Her yıl Mayıs ayında Feria de los Patios adı altında bir avlu festivali oluyormuş ve her yer çok 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 daha fazla çiçekle kaplanıyormuş böyle. İnanılmaz böyle çiçek şehrine dönüyormuş. Eğer ki Mayıs ayı gibi yolunuz buralara düşerse kesinlikle gelip görün. Teyzeler fotoğraf çekiliyor, onu bekliyorum şu an. Yani en turistik avlu sokağı diye geçen sokak burası ama ben deminden beri çok daha güzel avlular, çok daha güzel çiçekli sokaklar gösterdim size. Bilemiyorum yani. Benim otelimin orada gösterdiğim avlu kat kat daha güzeldi bence. Ama yani genel olarak bu kadar çok şehirde çiçek olmasının sebebi bu festivalden kaynaklanıyor. 5 tane teyze beni izliyor şu an, utandım, kapatıyorum. Ve an itibariyle gelmiş bulunuyorum. Ünlü Cordoba Camisi'nin olduğu bölgeye geldim. Burası bu şekilde caminin girişi. Girelim. Minare bir tane kalmış mesela orada. Ve kubbesi falan da var yani. Şimdi şöyle anlatabilirim. Eskiden Endülüs'ten önce burası katedralmiş. Mesela şu arkamda görebileceğiniz yer katedral. Çanının çaldığı o bina, adını bilmiyorum maalesef. Ardından Endülüs Devleti kurulduğunda bu katedrali camiye çeviriyorlar. Ve ünlü işte Cordoba Camii yapılıyor. La Mesquite yapılıyor. Tekrardan Hristiyanlar Endülüs topraklarını yine Hristiyanlar çevirdiklerinde, geri aldıklarında bu camiyi tekrardan katedrale çeviriyorlar ve hala günümüzde aktif olarak katedral olarak kullanılıyor. Fakat camiyi de bozmuyorlar. Yani tam anlamıyla Müslümanlığın, Hristiyanlığın karışık olarak görülebildiği bir bölge diyebiliriz. Yani girsem mi girmesem mi çok kararsızım. Çünkü yani hani cami görmemiş bir insan değilim. Türkiye'den geliyorum. Çok cami gördük. Ama burası İspanya'nın en eski camilerinden biri. Tamamıyla şu an bilet ücretine göre karar vereceğim. Bir daha ne zaman göreceğim mantalitesi yüzünden battım arkadaşlar. Gerçekten battım. 26 yaşından küçüklere 9 euro. Normal girişi 11 euroydu. O indirimi görünce iyi tamam dedim. Hadi 2 euro indirim de gireyim dedim. Yani farklı. Gerçekten farklı. Ama işte cami. Hani bizim için cami o kadar normal bir şey ki çünkü. Neyse 9 euro verdim. Beğenmem gerekiyor. Birazcık etkileneyim ben. Bekleyin. Dünyadaki böyle en çok sütun içeren dini yapılardan biriymiş. Ya en fazlası ya da onlardan biri, ama buna eminim yani. Böyle bir bilgi işte. Aklınızda bulunsun. Ve burada kıble Mekke'ye doğru bakmıyormuş. Yani Endülüs evet bilim şehriydi eskiden ama belki de o kadar kendilerini geliştirmeden önce bu yanlış hesaplandı. Ve hala bu böyle bir sırmış yani. Neden burada kıble hani yanlış yöne doğru bakıyor? Böyle bir bilgi daha. Şey çok garip mesela. Arkamdaki sütunlar cami yani. Arkam cami hissedebiliyorsunuz. Ve döndüğüm anda şurası da kilise. Dip dibe yani. Arada hiçbir sınır yok. Ve hani kiliseyi tekrar oluştururken eskiden camiyi yıkmamış olmaları çok garip. Ya bana mı garip geliyor bilmiyorum ama çünkü zamanda dinden dolayı bir sürü savaşlar verildi. İnsanlar birbirini öldürdü, birbirini kesti. Sırf bizim imajını vermek için diğer dini yapıyı bozdular sonuç olarak. Hani ama bu dini yapıları yıkmamış olmaları bana garip geldi Endülüs'te yani.
İspanya'da sevmediğim, yani biraz kızdığım tek nokta şu oldu. Maalesef müzelerde bile eserlerin yanında İngilizce açıklamalar yazmıyor. Normalde Fransa linç ediliyor. Hani İngilizce bilmiyorlar, işte İngilizce konuşmuyorlar gibisin. İspanyolca bilim oranı çok daha fazla yüksek olduğu için Fransa kadar linç edilmiyor. Ama aslında İspanya'da da aynı durum tamamıyla geçerli maalesef. Respecte el silencio y permita que las personas contemplen este lugar. Muchas gracias. Diyor ki, bir ibadethanedesiniz, sessiz olun, dedi. Haklı. Camiden çıktım. Şimdi burada Alcazar Sarayı diye bir yer vardı. Oraya girmeyecektim ama oranın bir tane jardim, yani bahçesi var. Orayı gezecektim güzelce. Ama pazartesi günü diye orası da kapalıymış. Dışarıda bulabildiğin en büyük, en gösterişli nazar boncuğunu al, bizim kapının dışına as. Şöyle bir göstereyim, bakın ben de uzaktan gördüm. Ve gün batımı durağımıza geldik. Arkamda Roman Köprüsü diye geçen köprü var. Burası milattan önce 1. yüzyılda inşa edilmiş ve sonradan hep restore edile edile bu zamana kadar gelmiş. Burası aynı şekilde eski şehrin kapılarından biri ve tam karşısındaki Roman Köprüsü. Ve çok şaşırdım. Kimse kilit koymamış. Hayret. Bana Kordoba an itibariyle şu anda anladım. Orta Avrupa hissini yaşattı. Böyle daha Prag, Viyana vesaire gibi. Yani çok güzel. Çok güzel bir gün batımı izledim yine. Gün batımı izlediğim anda böyle tamam diyorum. Yani okey. Okeydir yani. İçime siniyor o gezdiğim şehir. Çok mutluyum. Bir de bayağı lokal bir yere geldim. Konumu aşağıya yazacağım. Tabağı da 8 euroya söyledim. İşte patatesli, tavuğu, balığı vesaire birlikte yani. Balık düzeltmesi bayağı güzel. Bana afiyet olsun. Son bir yer daha gezeceğiz akşam. Artık ondan sonra İspanya'ya bedava. Otobüsümün kalkmasına daha 2 saat var ve hava birazcık soğudu. Ben böyle kat kat giyindim. Bugün gidemediğim Mercado Victoria'ya gideceğim ama size şey göstermek istiyorum. Şimdi tam arkamda bir yer var. Gilmore Girls izleyenler bilir. Böyle tam onların kasabaların ortasında böyle bir şey vardı. Bildiğiniz Gilmore Girls yani. Garip gerçekten. Bu ne, hiçbir fikrim yok. Bilmek de istemiyorum. Dört günün sonuna geldik. Artık durum değerlendirmesi yapma zamanı geldi. Hemen size özet geçiyorum. İlk videoyu izlemediyseniz koşarak gidin izleyin. Malaga daha çok gerçekten bir gastronomi şehriydi. Yani 25 ve 45-50 arası yaş grubunun takıldığı yazlık bir şehirde keyifli zaman geçirmelik, eğlenmelik, çok güzel yemekler yemelik bir yer ve aynı zamanda turistik ve kesinlikle turistik. Granada'ya gelirsek, bence Endülüs İspanya'nın, İspanyol kültürünün doğduğu yer ve Endülüs'ün de bence en önemli yeri Granada. Ben Granada'ya bayıldım. Sokaklarına, insanlarına. Gerçekten çok güzeldi. Granada mükemmeldi. Kordoba'ya gelecek olursak Orta Avrupa etkisi verdi. Biraz daha böyle işte sürekli krem kahverengi binalar, çok güzel bir köprü vesaire. Ve Kordoba'da genelde ben 33 üstü insan gördüm. Çok böyle genç benim gibi görmedim. Ta ki buraya son anda gelene kadar. Kordoba'nın genç neslinin hepsi Mercado'da takılıyormuş arkadaşlar. Çok güzel bir dört gündü. Kendimle gurur duyuyorum. Şu bir cesaret örneğidir. Bu tiple kapanışı çekiyor olmam, fakat size göstermek istedim. Tam 7 saatlik otobüs yolculuğundan sonra Lisbon'a gelmiş bulunmaktayım.
Şunu bilin, gezmek kolay bir iş değil. Gezmek için güzel bir şekilde planlama yapmanız gerekiyor. Kafanızı yormanız gerekiyor, zaman ayırmanız gerekiyor, cesaret etmeniz gerekiyor, adım atmanız gerekiyor ve en sonunda da vücudan yorulmuş olmanız gerekiyor. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz süper olur. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorum atın veya söylemek istediğiniz bir şey varsa içinizde kalmasın. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bir sonraki hafta nereden görüşeceğiz? Benim de kafam karışık ama bir yerden görüşeceğiz. Bay bay. Geldik an itibariyle Plaza de la Corredera. Geldik an itibariyle plazadayım şu anda.